Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine her gün yeni bir model serisiyle devam ediyoruz. Burada da bir TV ünitesi yapacağız. Yine rahat, sert panel bir ürün. Hemen şöyle ortalama bir ölçü yapıyorum ben. Şöyle ortalama 35 santim. Burasını da 2,50 yapalım, geniş tutalım. Yüksekliğini de şimdi bir 45 yapalım. Zaten yan tarafınız, yan taraftaki raf kısmı yukarıya doğru çıkacak. Şimdi baktığımızda böyle bir 2, 3, 4 bölmeli bir yer var aslında. Bu biraz da havada oluyor. Tamam. Yani biz bunu aslında 40 santime düşürelim şimdilik. Ve yerden de bir 8 santim yukarıya kaldırdım. Direkt şu alanı çıkarmış oldum. Hemen peşinden ne yapacağım? 1, 2, 3, 4'e bölmem lazım bu arkadaşı. Edit poli atmadan direkt burada bölüyorum. Bu sefer de böyle gidelim. Sonra edit poli attım üstüne. Hemen ne yapıyorum? Altta bir çekmece detayımız var. Şöyle. Tamam. Yapalım hemen. Şöyle. Dum şöyle. Edge'lerinden. Tam böyle ikiye bölüyor gibi değil. Şöyle ikiye böldük. Sonra şu alanda şöyle bir şey daha var. Bu da ne oluyor? O da büyük ihtimal bizim çekmecelerin yerleri oluyor. Ama şurada tabii ki bizim ahşabımızın dış kasanın kalınlığı olduğu için şu şekilde 95 buraya atadım. Geldim aynı şekilde şu eksi sildim. 95'te buraya atadım. Bu da ne oldu? Şuraları tutup şu şekilde bölmelerini, ama buradaki bölmelerle bir işimiz yok. Buraları extrude vererek şunu eksi 0,5, şunu da 0,2 yapsam işimizi görüyoruz. Sonra poligona geldim. Yüzeyleri tuttum ve şu kısımları içeriye bir şöyle eksi 2 santim attım. Ne oldu? Bizim aslında bu istediğimiz sonucu aldık. Ama ne oluyor? Tabii ki şuralar yok. Şu parçalar yok. Bu parçaları sileceğiz. Nasıl sileceğiz? Tutup sileceğiz. Hiç uğraştırmasın. Hatta böyle yan görünüme geldim. Şöyle tuttum. Fazlalıklar kalsın. Şurada bir şey daha var. Ne var? Tabii ki de bizim dış kasamız. Bunları da sildik yanlışlıkla. Şöyle tekrardan geldim. Tuttum ve şunları tuttum. Şurayı sildim. Evet. Şimdi daha iyi oldu. Ne oldu? Tabii buralar şu an boşluk görünüyor. Tamam. Tuttum şuraları. Hatta şöyle yapayım. Şu kısımları. Buraları tuttum. Önce bir iç deneyeceğim. Olacak mı diye. Şöyle geçtim buna. Bir iç denedim. Olmadı. Olmadıysa o zaman tekrardan geçtim. Cap yaptım bunları. Cap yaptığımızda da başka sorunlar çıkarıyor. Şöyle yapsak. Orta kısımlarını tutsam, iptal etsem. Şunları bir iç yapabiliyor muyum? Olmadı. O zaman cap yaparım. Cap'te de yine problemler yaratıyor. Neyse. Bunu diğer türlü nasıl çözeriz dersiniz. Şu şekilde. Şurayı tutar bir iç atarım. Buraya da tutar. Ayrı ayrı bir iç atarım. Yani ben bunu yapmak istemedim. Tek tek uğraşmak istemedim ama yapacak bir şey yok. Bazen algoritması anlamıyor. Biz de tek tek tutup yapacağız artık. Normalde algılıyor. Olması lazım. Problem yok. Biz işimizi hallettik. Tamam.
Hani bu 3 taneydi diye hani yaptım ama hani bazen böyle çok fazla oluyor. Tek tek uğraşmak gerçekten çok fazla vakit alıyor. Şu an tek de yaptım. 3 tane olduğu için rahat oldu. Şimdi bunu yaptık. Sıra geldi. Neydi sıra? Sırada tabii ki Twintemiz'in yandaki sehpası var. Yani yan dolabı var, pardon. Hemen şöyle nereye kadar geliyor? Bir daha bir kontrol edeyim. Şu şekilde yukarıya doğru gidiyor. Yukarıya doğru gidiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ne yapacağız? Edit poli atıyorum hemen. Önce bunun yüksekliği 1,70. Tamam, ideal. Fazla şey yok. Şunları bir sıfırlıyorum saatlikle. Sonra geldim tekrardan tıkladım. Şöyle önce 2'ye böldüm. Sonra bu 2'ye böldüğümü kaça böldüm? 4'e. Daha kontrol ediyorum. 1, 2, 3, 4 tane evet. 4'e böldüm. Okey. Sonra tuttum bunları. Insert yaptım. 0,8. Şöyle tamamen alsın. 0,8 yaptım. Sonra bir daha insert yapıyorum ama bu sefer bu şekilde alıyorum. Ve içeriye atacağım bunları şimdi. Extrude dedim. İçeriye doğru attım. Göz kararı yaptım onu. Sonra baktık burada. Burada şu şeyleri bizim görünmüyor. Tamam, gayet iyi oldu bizimkisi de aslında. Şöyle baktığımızda evet şurada bir kapağımız var. Tamam. O zaman bunu şöyle yapalım. Kapak modelin önüne geçmiyor, değil mi? Geçmiyor. Çok güzel. Şöyle tuttum. Bunları böyle bir göz kararı şöyle bir 2 santim geriye çektim. Sonra geldim bu arkadaşa. Bu arkadaşı da şöyle bir 1,8 ileriye attım. Sonra da şu alanı tuttum. Bu alanı şöyle extrude yaptım. Eksi 2. Şunu da şöyle 0,2 yaptım. Şöyle. Tamam. Kapak detayını da vermiş olduk. Kontrol ediyorum. Okey, okey, okey. Ne olacak? Bu kapağımız aslında bizim bir tık yukarıda olacak. Sonuçta sürtmemesi lazım bunun. Geldim böyle yan görünüme. Şu kısmı şöyle ufacık kaldırdım. Yeterlidir. O hissi verdik ona. Hadi bir farklılık olsun. Işık da var. Diğer sonraki dersler için buraya ışık da ekleyelim. Buraya geldim hemen Corona Light'a. Corona Light dedim. Şunu rectangle yaptım. Şöyle koydum buraya. Sonra bunu tabii ki böyle 1 santime kadar küçülteceğim. Geldim üst görünümüme. Şu şekilde yerleştirdim. Hemen yan görünüme geçtim. Birazcık da aşağıya çektim. Baktığımızda ışığımız da geldi. Böyle kilitledim onu bir. Sonra diğerlerine copy değil de insta yaptım ki birinde bir değişiklik yaptığımda hepsinde aynısı olsun. Şöyle 2 yaptım. Bir tane daha varmış. Şöyle 4'ünü de koydum. Bunu yapma sebebimi hemen söyle göstereyim bir daha. Kapatayım şöyle. Örnek veriyorum ben bu şimdi bunu değiştirdiğimde aşağıdaki de değişti. Rengini değiştirdiğimde o da değişti. O yüzden hepsini bir yaptım. Sonra bir de aşağıda bir ışık var sanki. Hemen şunun altında. Geldim tekrardan yine şuraya bir ışık koydum böyle. Sonra bunun şu 35'i tekrardan 1'e çektim. Ve hemen üst görünüme geldim. Üst görünümden de çektim geriye doğru. Okey. Sonra yan görünümden de şu şekilde işlemiş oldum. Ve bu da ne oldu? Şöyle. Artık bu hem o ışıklarıyla materyaller adı nedir? TV'de. Ha, bir de arkası varmış. Hemen arkaya da. Arkası da çok basit. Şöyle arkayı tuttum. 1 santim bir şey yaptım buraya.
Bu benim artık adı nedir? Referansım. Bunu şöyle yaptıktan sonra bunu da 1 santime çektim. Bu 1 santim midir sizce arkadaşlar? Bu 1 santim midir? Yani 1 santim değil, 2 santim gibi. Ama burası 1, şurası 2. Okey. Geldim buraya. Şunu şöyle koydum. Sonra şu aralıkta bir 20 tane atalım. 20 tane buraya geldi. Okey. Tuttum bunu. Tuttum. Hemen şöyle kopi dedim. Çektim bunu. Bir daha dedim. Şöyle. Şöyle yaptım. Ve sonra şöyle bir kopya yaptım. İki yaparım. Bu benim referansımı geçti. Şurada bitirdim. Sonra referansını da sildim. Bunu hemen grup yaptım. Bir daha bunları tek tek tıklamakla uğraşmamak için. Gördüğünüz gibi geldi. Arkaya da duvarını bir ton koyarsak bitti. Hatta şöyle yapalım. Geldim. Kaydırdım biraz içeriye doğru. Şöyle. Sonra şuradan tuttum bir tane box çizdim. 0,5. Bunu da atarsam bitti gitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle 10 dakika 15 dakikalık bir sürede bu TV ünitesini yaptık. Ha tabii ki ne yaptık? Biz şurayı unuttuk. Bak bunlar içeriye girecek. Hemen bunları da sokalım içeriye. Ne yapacağız burada? Hemen şey yapmayacağım. Display'ine geldim şöyle tepeden tuttum. Yanlara ne kadar bir boşluk vermiştim? Eksi 2 diyelim. Keselim burada. Sonra bakıyorum başka bir şeyim var mı? Yok. Tamam. Şunları tuttum. Extrude dedim. İçeriye doğru soktum. Şurada bir kırılmalar var. Hemen onları sileceğim. İçeriye soktuğumuz için. Onlar da bitti. Gördüğünüz gibi bu kadar. İstersek şunları tutar. Biraz daha extrude veririz. O kalınlığı da almış oluruz. Bu da ne kadar verelim? 0,5 versem yeterlidir. Başka da bir şey yok bunun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kadar. Bir şunlar içeride kalmış. İstersek bunları da hemen düzeltelim. Şuradan cıtladım bunu hemen. Hemen geldim buradan da. Bunların kesme sebebim şimdi keseceğim bunları. Şu içeriği düzelteceğim. Benim çünkü bu içerisi şey kaldı. Adı nedir? Alttaki gibi çekmece gibi kaldı burası. Tuttum bunu çektim. Şuralarda tuttum, çektim. Aynı şekilde bunları da çektim bitti. Ya da hiç uğraşmam derseniz geldim. İkinci bir çözüm. Şu şekilde şunları tuttum. Şu aşağı arkadan iptal ediyorum. Sildim gitti. Gelirim buraya. Zaten işaretli şöyle birer box çizerim. Geldim aynı şekilde birer box çizdim. Şöyle birer box çizdim. Bunu tıkladım. Geldim buraya. Et işledim. Tak tak tak. Bu kadar arkadaşlar. Gayet net açıklanabilir. Anlaşılabilir. Şöyle kenara çekeyim. Ve bu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki ders görüşmek üzere.